boşunadır. Çünkü Kur'an yırtmak ya da kutsal bir kitabı yırtmak, örneğin git almaya da İncil yırt. Seni kimse hapse atmaz kardeş. Ha, hoş karşılanmaz mı? Hoş karşılanmaz. Ama bir yasa yoktur. öyle. Kur'an yırttı, atın bunu içeri. Peygamber'e bir şey dedi, atın içeri. Karikatür çizdi, atınca Böyle bir şey yok. Ancak Türkiye gibi İslam ülkelerinde var böyle şeyler işte. Çünkü güvençleri yok. Dinlerine güvençleri yok. Kur'an'ı yırtsan olacak, yırtmasa ne olacak? Sen bu dinin koruyucusu musun kardeş? Koruyucusu musun sen? Sen mi koruyorsun bu dini? Peki Allah mı koruyor? Allah'ın koruyorsa onu cezasını Allah'ın versin. Yırtarken onu elini ayağını beton etsin. Niye edemiyor? Niye edemiyor? İbrahim'in dilini durdursun. Kitabı yırtarken. Veya kolunu çolak etsin. Onun gücü yetmiyor. Siz onun adına ha harekete geçiyorsunuz. Değil mi? Devam edeceğiz. Saldırı ne kadar yoğun olursa olsun yayınlara eleştirmeye o Kur'an'ı sesli okumaya devam edeceğiz. Yaptığımız şey bu bizim sesli okuyoruz, sesli. Sen kutsal diyorsun. Ben de ilkel Arap gelenekleri, örnekleri diyorum. Sen de kutsal diyorsun. Hiçbir kutsallığı yok. Yırtılır da, atılır da, deriye de atılır, tuvalete de atılır. Her şey yapılabilir. Kutsallığı yok. Yeniden bastırır bir daha okursun. Bastırır bir daha okursun. Parasını vermişse o onun mülkiyetindedir. İster yırtar ister suya atar. Sana ne? Parasını vermiş almış. İstersem atarım. Tuvalete atar üstüne su çeker. Eğer o kutsalsa, onu Tanrı göndermişse o Tanrı engel olsun. Sen değil. Esen kalın değerli insanlar.